Merhabalar arkadaşlar, ben Ahmet Burak Çakıcı. Eğitim serimize hoş geldiniz. Ümit ediyorum faydalı bir eğitim serisi olur. Ben bir ön bilgi vereyim. Öncelikle bu eğitim serisinde GoLang dilini kullanarak ve GoLang dilinin Echo Web Framework'ını kullanaraktan Go ile web development'a, API'ler geliştirmeye, web servisler geliştirmeye bir göz atıyor olacağız. Bu konuda bir ilk adımı sağlıyor olacak umarım bu kurs. Biraz temel yüzeysel kaçabilir. E, fakat dediğim gibi belki başka bir teknolojiden buraya geçmek istiyorsunuzdur ve bu sizin ilk adımınız olabilir. Veyahut da geçiş gibi bir maksadınız yoktur ama bir göz atmak, bir etrafı kolaçan etmek bir fikir sahibi olmak istiyorsunuzdur. Yine uygun bir kurs, uygun bir eğitim sesi olacağını zannediyorum. E, biraz yüzeysel olabilir, temel kaçabilir ama dediğim gibi zaten biraz bir ilk adım niteliğinde bir eğitim serisi. Şimdi dediğim gibi Eco Bay Framework'ını yani kullanacağız. Tabi ee, tabii seviyeye dair de şöyle bir konuşma yapsam yeri yeridir herhalde. Go'nun sintaksını işte Go'nun temel kullan yani Go'yu bir program dili olarak e, öğren öğreniyor olmayacağız. Veyahut da Go program dilinin bir kursu değil bu eğitim serisinde Go Program dilinin temel kullanımına, işte if else sınavı, değişken tamamı gibi o konuları değinmeyeceğiz. Direkt hani Eco Framework ile web geliştirmeye dalacağız. Ee, bu konuda da bilgimiz olsun. Eğer ki daha önce backend development'da çok haşır neşir değilseniz ya da bir program dilinde yine çok haşır neşir değilseniz, programın temeline hakim değilseniz, sahip değilseniz sizin için çok doğru bir seçim olmayacaktır. Böyle ifade etmiş olayım. Tamamdır. Şimdi geliştirme ortamından biraz bahsedeyim. Bir de onu tamam sonrasını söylerim. İde olarak, ortam olarak ben GoLand kullanacağım. JetBrains'in ee, ücretli bir ide. Fakat deneme süresi var. 30 günlük e, deneyebilirsiniz, satın alabilirsiniz, sizin tercihiniz. Fakat hani aman aman bir özelliğini kullanmayacağız. Yani yine bu eğitim serisini takip edebilirsiniz ve bu ideyi kullanmıyor olabilirsiniz. Dert değil. E, zaten her şeyi açıklayarak anlatarak işte beraber uygulayarak gitmeye çalışıyor olacağım. Ben de bildiğimce elimden geldiğince. O yüzden bu konuda da bilgimiz olsun. Siz de dediğiniz gibi tercih yapabilirsiniz. Ekoga Framework'ün sitesi bu. Eko.webstack.com e, ee, vesaire var. Burada Biz de buradan seri içerisinde yararlanıyor olacağız. Şimdi zaten insulation'ı indirimi sağlarken buradan yararlanacağız. Bir diğer Golang dediğim gibi zaten onu hani Golang gibi program dili olarak değinmeyeceğiz. Eğitimsel açıdan. Ve hani bunun sizden de yüklü olmasını yani yüklü olacağını varsayıyorum. Zaten hani şöyle bir girdiğimiz zaman işte go lang install dediğimiz zaman gayet basit bir kurulama sahip işletim sistemimize göre. E buradan dediğimiz gibi bir kurulum gerçekleştirebiliriz. O yüzden bunu da dediğim gibi sizden e kurmanızı bekliyor olacağım. Şayet uygulamak isterseniz nasıl kuruluna dair yine bir herhangi bir anlatım yapmayacağım. Tamam. Şimdi ben bu bir hem ön bilgi vermiş oldum hem de bir şey yapmak istiyorum. Bir ilk adımımızı atmak istiyorum. Yani bir elimizde biraz koda değilsin istiyorum. Bunun için öncelikle ben yeni bir proje oluşturayım. Hemen masaüstüme gidiyorum ve burada yeni bir klasör oluşturuyorum. İsmi dediğiniz gibi verebilirsiniz. Ve bunu kendi gelişim ortamında açıyorum. Şimdi açıldığı zaman main.go isminde bir dosya oluşturacağız. İdenin de kendi hazırlamasını bekliyorum. Ben bir yandan da açabilirim tabii mahsur olmayacaktır. Main hatta main yazarsam şu şekilde zaten go golent için go olduğu için .go kısmını kendi halledecektir. Tamamdır. Şimdi Main.go dediğim gibi bu isimde bir dosyamızı oluşturduk. Biraz bu dosya üzerinden biz işlemlerimizi yapıyor olacağız. Yani dosya yapısı olarak en azından ilk adımlarda biraz belki hani her şeyi ne bileyim bir endpoint oluşturmak, bir kontrollerin, middleware'lerin bulunması yine bu dosya üzerinde olacak. O sizi rahatsız etmesin lütfen. Yani folder daha sonra çekiyi düzenli veririz ama ilk adımlar için çok mümkün temel basit bir anlatım üzerinden gitmeye çalışacağız. Tabii ben şöyle öncelikle ne yapayım? main fonksiyonumu oluşturayım. Malum hani programa yaklaştığımız zaman ilk çalıştırdığımız zaman burasının buranın içindekiler çalışıyor olacak. Onun dışında importları mı gerçekleştireyim şöyle normal parantezimi açayım. Buraya fmt'yi dahil edelim. Hani konsolu bir şeye bastırırız vesaire. ihtiyaç olacak. Yani ihtiyaç çıkartırız kendimize diyeyim. Kullanırız. Bir de ne yapacağım? Ben Eco Framework kullanacağım. Bunu dahil edeyim. Nasıl sağlayacağım bunu? Hemen gidiyorum kendi e, hemen gidiyorum kendi sitesine ve burada zaten nasıl işte get yapılacağı bize veriliyor. Hemen ben bunu kopyalıyorum şu şekilde. Geliyorum. Burada kendi dosya, üzerinde çalıştığım dosya dizinde olduğuma emin olaraktan buraya yapıştırıyorum. Pardon. Herhalde düzgün alamadık. Tekrardan alalım. Tamam. Şimdi Enter'a basıyorum. Bu proje için bu paketi get yapacaktır. Yani altında indirecektir. Sonrasında import edebiliyor olacağız. Import ettikten sonra bu videomuzda dediğim gibi import edeceğiz. Böyle bir bir web servis server. Bir ayak alacak çok çok temelinden, basitten. Bir tane de basit endpoint oluşturup onda da bir dönüş, bir return yaparız mesaj string döneriz. Şimdi ben burada indirme işlemi tamamlandı benim. Buraya geldiğim zaman zaten çıkartıyor karşıma. Eko'yu dahil et diyorum. Tabi malum hani Golang'de de kullanmadığımız zaman kızıyor, derlemiyor programı. O yüzden altı çizil olmasının sebebi budur. Şimdi ne yapıyorum ben? Geliyorum öncelikle bir Hello World yazdıralım adettendir. Geliyorum buraya işte hello world yazdırıyorum. Bu de bir kullanmış olalım tabii. Kullan zaten kullanmazsak programı bile yani derleyip çalıştıramayız. Madem import ettik onu hakkını ver diyor. Golang import ettiysen. Onun dışında ben hemen e isminde echo new olarak bir obje oluşturuyorum diyeyim. Şimdi sonrasında da bu oluşturduğum objeyi kullanaraktan Echo Framework'un işte özelliklerine vesaire erişebiliyorum. Burada hemen ben ne yapıyorum? Öncesinde bir e, bir şöyle önce bir endpoint oluşturalım. Tabi tipine göre işte şöyle yapalım. Post, patch, e, put falan işte delete, endpoint'ları. Bu şey zaten yani bunlar dediğim gibi backend development'dan geliyor. Bunlara tefarlıca değinmeyeceğim. E, biz dediğim gibi biraz daha işte şeyi e, direkt aslında Go kullanarak da web development da serice böyle bir atılarak bir fikir sahibi olmaya çalışıyorum. Bir ilk adım bir zemin hazırlama maksatlı çekiliyor bu eğitim serisi. Direkt e GET yapıyorum ben burada. Bir endpoint tanımlıyorum, oluşturuyorum. bırakabilir, main diyelim biz buna. Ondan sonra endpoint'in main sonrasında da hemen bir controller'ım oluşturuyorum. Burada zaten handler func yazıyor gördüğünüz gibi bu isteği handle edecek, tutacak, karşılayacak bir fonksiyonu oluşturdum. Genelde C diye bu kontekst yapısı yani kontekstin C diye isimlendirildiğini e, görüyorum ben. Biz de onu takip edelim. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz tabii. Belki bu kontekst muhabbetlerine e, vakti geldiğinde teferruatlıca değinmek e, olabilir. Sonrasında ben ne yapıyorum? Hemen hatta öncesinde ben ne yapayım? İçini hani henüz doldurmadan önce bir de e, bu eko framework'le servera kaldırmak istiyorum aslında. Bunun için el start diyorum. Ve burada benden bir adres bekliyor. Tabi şöyle gördüğünüz gibi string bekliyor. Hemen stringimi oluşturuyorum ve iki nokta mi koyuyorum. Sonra port olarak ne vereceksem onu oluşturuyorum. Güzel. şimdi ben tabi fonksiyon Hemen e, bir return yapacağız. Nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. C string yapıyorum. Şimdi burada yapacağım ama sadece bir string döneceğim. Bu main endpoint'ine get isteği geldiği zaman sadece bir string döneceğim ben. Tabi ee, tabii benden şunu da istiyor. Bir de şunu da görelim. Pardon. Tamam. Ee, hani JS'in dönme muhabbetinde yine kod istiyor aslında. Bunu bilerek göstermek istedim. Şurada gördüğünüz gibi bir kod istiyor integer olarak. Ee, maksat hani orada biraz request status kodunu belirlemek. Hemence string diyorum ve benden dedim bir kod bekliyor. Buraya 200 yazabilirim. Hani HTTP işte ee, Okey her şey yolunda olarak malum 200 status kodunu. Şayet hani bu kodlara çok aşina değilseniz HTTP status kodu diye Google'da bir aratma yaparsanız e, Mozilla'nın bir MDN'in bir şeyi vardı. Kaynağı vardı biraz daha teferruatlıca. Bu buralardan yararlanabilirsiniz. Tabii şimdi Türkçe çıktı. Bunları dilediğiniz gibi işte 200 e, her şey yolunda gibi bir e, istek dönerken aslında bu statik kodlar bayağı önemli oluyor. Bazı farklı işlerle. Neyse. Onun üstüne devam edelim biz asıl konumuza. Çok dağıtmayayım. Şimdi bir kod istiyor benden. Birinci e, parametre olarak. İkinci olarak da bir string istiyor. Yani string döneceğim dediğim gibi. İşte main endpoint'ine get isteği yapıldı. Diyelim. E, tamamdır. Şu an her şey yolunda gibi gözüküyor. Burada şunu da kullanmamız tabii mümkün işte daha da bak, düzenli, güzel güzel e, göze de hoş gelen, güzel gelen bir yöntem olarak hani http'de çok daha yerinde bir kullanım olabilir. Bu da zaten indiğimiz zaman şöyle. Bu arada hemen önce inmeden önce şunu belirteyim. E, malum gidiyor. Ben bunu kullandım. Bu da net HTTP e, built-in Go'da bu built in olan bir eee package diyeyim. Gidiyor bundan. Bakın modül demem modül dememiz daha doğru olur. Ben biraz NPM Node.js kafasıyla package'ledim ama işte Golang'de biraz daha package muhabbetleri şurada da var. E, ee, Net HTTP'yi dahil ediyor ve oradan geliyor aslında bu kullanım. Status ok. Burada istediğiniz gibi status, hani statülendirme de yapabiliriz. Hani malum internet server error 500 falan. O anki durumumuza göre biz 200 önce okey döneceğiz. Şurada herhangi bir sıkıntı, bir hata beklemiyoruz. Bunu yazıyorum ben. Sonrasında da gibi zaten yazdım. Dediğim gibi bu şuna derine yani şuna tıklayıp inecek mi? Command'a basılı tutarak artık şeyimize göreleştirdim işte sistemimize klavyemize göre basılı tutarak e, ilerliyorum. Zaten burada dediğim gibi bunun hepsinin kaynağını burada görüntüleyebilirim. Tamamdır. Şimdi devam ediyorum. Şu an eksik gördüğüm bir şey yok. Bir format çaktım şöyle düzenlemesi için. E, şöyle bir muhabbet var. Ben burada oluştururken tabii video denemesi yaparken Burada bizim bir alacağımız hata var. Hatta alalım biz onu. Şöyle hemen ben ne yapıyorum? Artık runlıyorum projemi. Şöyle geliyorum. Go build diyorum. Projemi build et diyorum. Ama bir sıkıntıyla hatayla karşılaşıyorum. Bunu şöyle bir göstermek istiyorum size. Direkt aldığım hata. Yani bu, bunu diyor da. Biraz da şu daha güzel bir şekilde göstermek istiyorum size. Tamam. Güzel. Yani projemi runlamaya çalışıyorum ama sıkıntı veriyor bana burada. İşte main file has non-main package diyor. Or doesn't contain main function diyor. Tamam. Bunda muhtemelen ilk başta fark edemeyebilirsiniz. Bende de oldu ama dosya oluştururken şu package'i bu şekilde oluşturuyor aslında. Belki de ben bilmiyorum. Umarım yanlış oluşturmuyorumdur ama bunun yani package'in main olmasını istiyor. Ya main, main bir package olacak günün sonunda. E, proje build edildiği, çalıştırıldığı zaman oraya gitmesi ve oraya yaklandırması için. Sonra buraya istediğinizi bağlarsınız ona göre endpoint'ler orada kalır. kontrolleri buradan çağır vesaire. Öyle muhabbetler olabilir tabii ki ama main package illa olması gerekiyor. E, bunu da eğer sizde öyle bir şey olursa lütfen package'i main yapalım yani. Ya, hata alırsanız yoksa. Tamamdır. Ben tekrardan projemi run'lıyorum ve şu anda bana ne dedi? Burada hello. Bakın Tabi bu proje anlama muhabbeti yani şöyle bir komut, komut, komut çalıştırıyor arkada. Go build e, dosya adı aslında main. Main dosya adı. Bunu çalıştıktan sonra burada gördüğünüz gibi benim Hello World komutumu ilk başta çalıştırıyor. Bunun olsun büyük olmuş. Şöyle küçültelim. E, ondan sonra burada da gördüğünüz üzere 8080 80 portunda HTTP server başlatıldı diyor. Şimdi ben o zaman gidiyorum 8080 80. portuma ben şöyle bir lokalden bir istek atayım. Gördüğü zaman not found e, mesajına geri dönüyor. Niye? Çünkü böyle bir end, yani m, index endpoint de herhangi bir şey yok. Yani böyle bir direkt e, bunu karşılayan bir endpoint ben oluşturmadım. Ben ne yaptım? Gittim. Burada sadece main endpoint'inde aslında e, bir get isteğini karşılayacak şekilde durum oluşturdum. Hemen maine istek attığım zaman beklediğim sistem ki bana dönüş yapıyor. Hemen videoyu şimdi bu videoyu sonlandıracağız ama e, şunu da ben göstermek isterim. E, şu kontrolörü de ayıralım. Ondan sonra e, şöyle tamam. Burada yaptığım muhabbet aslında bu, ya dediğim gibi bu bir handler function, bir endpoint'in handler, bir route'un handler function'ı kontrolür yani aslında ve bunu şu an için sadece çok basit olaraktan şöyle bu şekilde de ayır ayırmamız ve sonrasında buraya bu fonksiyonu e, vermemiz mümkün. Tekrardan bir çalıştıralım ve bu halinde görelim. Sonrasında bu dersimizin sonuna gelelim. Projemiz çalıştı. Tekrardan ben şöyle e, tekrar refresh refreshledim, yeniledim daha doğrusu. E, yeniledim ve herhangi bir sıkıntı olmadığını görmüş oldum. Bu dersimizin sonuna geldik. Umarım dediğim gibi faydalı bir eğitim serisi olur. Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Umarım kimsenin vaktini boşa almayız. Vakit ayırdığınız, ayıracağınız için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.